Doçent Doktor Osman Nuri Küçük Hoca'ya söz vermek istiyorum. Erciyes Üniversitesi'nden kendileri Yaman Dede hakkında bize bilgi verecekler. Evet, Sayın Başkan, muhterem hazırım. Konuşmama başlamadan hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bu vesileyle bu güzel ve anlamlı organizasyonda katkısı geçen herkese ve onların şahsında Hayat Nur Artılan Hanımefendi'ye bir kez daha bu vesileyle huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Malumunuz, Hüsamettin Çelebi Hazreti Mevlana'dan Mesnevi'nin yazılmasını istirham ederken şöyle der: yazılacak bu eser bütün insanlar arasında hatıra olarak kalsın. Aşıkların ve dertlilerin de can yoldaşı olsun. Hazreti Mevlana da Mesnevi'nin bu misyonuna sipahsalarda yer alan bir ifadesinde bizden sonra Mesnevi rehberlik edecek ve arayanlara doğru yolu gösterecektir der. Bu girizgahı yapmamızın nedeni bu ifadelerin tarihi aşan tanıklığının Yaman Dede'nin şahsiyetinde bir kez daha ete kemiğe bürünmesidir. Yaman Dede, Aşıklar Sultanı Hazreti Mevlana'nın himmetini zaman ve mekanı aşıp istidatlı bir gönlü nasıl mayaladığına tipik bir örnektir. Hak dostlarının yaşam sürecinde iki veçe dikkat çeker. Tarih felsefesi yorum olarak söylenecek olursa bu veçelerden birisi yatay düzlemde vuku bulan kronolojik seyir, diğeri dikey boyutta yaşanan tekamül ve miraç. Bildirimizde Yaman Dede'nin yaşamının kronolojik seyir yanında hayatının dikey boyutuyla ilgili yansımalar üzerinde imkan verdiği ölçüde durmaya çalışacağım. Yaman Dede'nin asıl adı Rumca'da elmas anlamına gelen Diamandi'dir. Diamandi 1887 yılında Kayseri'nin Talas ilçesinde dünyaya gelir. Aile Rum Ortodoks Kilisesi'ne mensuptur. Babası iplik ticaretiyle uğraşan Yuvan, annesi Afurani Hanım'dır. Diamandi kendini Rum Ortodoks camiasından bir Anadolu çocuğu diye tanımlar. Diamandi henüz 10 aylık iken aile Kayseri'den Kastamonu'ya göç eder. Diamandi'nin duygusal kişiliği henüz çocukluğundan itibaren temayüz etmiştir. Çocukken annesinden dinlediği yavrusunu kaybeden bir çekirge hikayesinden etkilenip günlerce ağladığını belirtir. İlk tahsilini Kastamonu'da Rum Ortodoks Mektebi'nde yapar. 1901 yılında Kastamonu İdadisi'ne başlar. 7 yıllık Kastamonu İdadisi tahsili Diamandi'deki mayalanmanın başladığı dönem olması bakımından gayet önemlidir. Nasıl Müslüman oldum başlıklı hatıratında Diamandi ilk hidayet tohumunun o yıllarda kalbine nasıl düştüğünü şöyle anlatmaktadır. Kendi ifadelerinden aktarıyorum. 1901 senesindeyiz. Kastamonu İdadi Mektebi'nin ikinci sınıfına girelim. Farisi hocası İskilipli Osman Efendi. Biraz Gülistan okutuyor, sonra müteferrik metinlerden parçalar veriyor. Bir gün tahtaya yazdığı birkaç beyit beni tutuşturmaya kafi geldi. Hoca tahtaya Mesnevi'nin ilk üç beytini yazıyor. Talebe arasında sessiz, çelimsiz bir çocuk var. Tabiatı hüzne mail, adı Diamandi. Anadolu söyleyişiyle ona Yamandi diyorlar. Mevlana ismi bana pek tatlı geldi. Beyitler beni pek derinden sarstı. Özellikle son beyit, sine hahem şerha şerha esfirak, ta beguyem şerhilerde iştiyak. Beyti sinemi hakikaten şerha şerha etmiştim. O andan itibaren tatlı tatlı yanmaya başladım. Şiddetle yakan fakat anne buğsesi kadar tatlı gelen alevler iç alemimi kaplamıştı. Bunu hiçbir kelime ile anlatamayacağım. Demek oluyor ki bir başka mektubunda, demek oluyor ki aşkın sultanı mübarek isimleri tahtaya yazılırken mübarek nazarlarını gönlüme çevirmiş. Orada hiç sönmeyecek yangını yakmış, aşkının oklarını sineme saplamış. İdadi yıllarında edebiyat hocası Sıddık Efendi Diamandi'deki şiire olan kabiliyeti sezer ve onunla özel olarak ilgilenir. Bir ders Diamandi'nin sırasına şöyle bir beyit koyarak bundan
beyitler ilave ederek gazel meydana getirmesini ister. Hocanın bir koyduğu beyit şöyledir. Müstehiddi feyiz-i allam zerrede ekvan görür. Hubbu fillah nazrasıyla herkesi canan görür. Cenab-ı Hakk'ın feyzine kabiliyeti olan kimse zerrede tüm kainatı görür. Cenab-ı Hakk'ın sevgisinin bakışıyla bakan herkesi dost, herkesi sevgili, herkesi canan görür. Gazeli birkaç gün içinde tamamlar Diyamandi. O gazelden hatırında kalan iki beyit şöyledir. Atf-ı enzar eyleyince asumana kerkebe, behd-ü hayret badesinden alemi sekran görür. Seyreder zahirde gerçi kainatı her bakan, hep bu ulviyatı ama bence çeşmi can görür. Hazreti Mevlana'dan aldığı üveysi feyiz, Diyamandi'nin duygu hassasiyetine, estetik zevkine ve şiire olan istidadına da tesir eder. Daha sonraki yıllarda bu dönemdeki şiirleriyle ilgili şu değerlendirmede bulunur. Hidayet nurunu aldıkça halim değişmeye başladı. 15-16 yaşlarında yazdığım şiirler baştan başa hüznü ve elemi terennüm eder. Kastamonu İdadesi'ni Diyamandi birincilikle bitirir. Özellikle Arapça ve Farsça derslerine düşkünlüğünden dolayı kendisine Yemandi Molla veya Hoca Yemandi denilir. 2 yıl kadar medrese devam eder. 6 ay kadar daha devam etmesi durumunda icazetname almış olacağını belirtir. Fakat lise tahsili bitmiş olduğundan dolayı yüksek tahsil için Kastamonu'dan İstanbul'a ayrılır. Sene 1909. Diyamandi 22 yaşında İstanbul Hukuk Fakültesi tahsiline başlar. 1913'te hukuktan mezun olur, avukatlık yapmaya başlar. Fakülteden mezun olur olmaz, oğullarının dini durumundan endişe eden anne ve babası, Diyamandi'yi Fener Rum Patrikhanesi cemaatinden dindar bir Hristiyan ailenin kızıyla evlendirirler. Bağlar başında oturan ailenin bu evlilikten bir kızları olur. Diyamandi bu esnada ilim tahsiline devam eder. O dönem Kassam Müşavirliği yani İslam hukukunda verasete bakan kişi Tevfik Molla diye birisinden Arapça ve fıkıh dersleri alır. Hanefi fıkhının temel kitaplarından olan Mülteka'yı ve bunun damat adındaki şerhini okur. Tasavvufi literatürde bu zahiri bilgilerin temel olarak alınmasının önemini Yaman dedenin hayatında bir kez daha görüyoruz. İşte bu esnada Diyamandi'nin yolu Ahmet Remzi Dede ile kesişir. Ondan Mesnevi okur. Bu süreci Diyamandi şöyle anlatır. Merhum ve mağfur Ahmet Remzi Dede'den Mesnevi okudum. Ufkum son derece genişledi. İmanım da o nispetle kuvvetlendi. Koca Mevlana'nın büyüklüğü karşısında ürpermeye başladım. Mesnevi'yi bitirdim. Daha doğrusu Mesnevi beni bitirdi. Hazreti Şarih'in, Ankara'yı kastediyor, Hazreti Şarih'in şerhini de tamamladım. Bir başka mektubunda bu süreci anlatırken, zaten Mevlana'yı okuyup, birazcık okuyup da ona akmamanın imkanı yok. İslamiyet'in güzelliklerini öyle almış, öylesine aksettirmiş ki, insan adeta buhara inkılap ediyor. Mesnevi hocası Ahmet Remzi Akgürek Dede ile aralarında özel bir bağ bulunmaktadır. Remzi Dede kendisine Yemandi Molla diye hitap eder ve Yemandi Molla'ya vakti gelince Mesnevi hanlık icazetini ve Yaman Dede ünvanını veren de Ahmet Remzi Dede'dir. Yaman Dede bu süreçte imanının tahkiki erişmesinde ve kuvvetlenmesine vesile olan bazı başından geçen olaylardan bahseder. Bu sırada ziyaret ettiği zatlardan birisi de burada bahsi geçen Galata Mevlevihanesi'nin son şeyhi Ahmet Celaleddin Dede'dir. Bir gün der Yaman Dede, ziyaretine gittiğim bir dost evinde başka misafirler de vardı. Bir aralık yandaki odaya gittim, namaz kıldım. Odada benden başka kimseler yok. Duada Cenab-ı Hakk'a, Ya Rabbi filan kulunun üzerindeki belayı ondan al, bana ver diye yalvarıyorum. Sonra hep birlikte oturduğumuz odaya geçince, Hazirun'dan bir zat bana şu ihtarda bulunuyor. Evladım, senin yaptığın dua yanlıştır. Doğrudan doğruya belanın kaldırılması için dua etmen lazımdır. Yaman Dede bu
Bu dönemde merhum Avni Konuk ile de görüşme fırsatı bulmuştur. Avni Konuk'tan değil fakat mektupçu Osman Bey'e anlatmıştır. Avni Konuk bu olayı Yaman Dede de mektupçu Osman Bey'den dinlemiştir. Şöyle anlatır bu olayı Yaman Dede. Avni Bey merhum, gençliğinde merhum ve mağfur yine bahsi geçen Esat Dede'den mesnevi okuyor, sohbetinden feyiz alıyordu. Derse başlamadan önce dedenin kahvesini Avni Bey pişirirdi. Bir sabah boy abdestine ihtiyacı olduğu halde temizlenmeden derse gider. Kahveyi hazırlamaya teşebbüs edeceği sırada dede hemen müdahale eder. Bugün ben pişireyim, sen elini sürme. Kahveden sonra dede Avni Bey'e döner. Yahu her gün mesnevi okuyoruz. Bugün başka bir kitap okuyalım. Şu dolaptan bir kitap çekiver der. Avni Bey rastgele bir kitap çeker raftan. Çekilen kitap İlmihal kitabıdır. Gelişi güzel bir sayfa açmasını emreder. Avni Bey açar. Uskun farzları. Avni Bey o zamana kadar üstadının ilmi mertebesinden haberdarmış, diyor Yaman Dede. Aynı zamanda manevi kemalat sahibi büyük bir zat olduğunu bilmiyormuş. Bu anlatılan olay Hazreti Mevlana'nın onlar cevasisül kuluptur, kalp casuslarıdır nitelemesini hatıra getiriyor. Yaman Dede diyor ki keşif ve keramet vadisinde çok daha muazzam tecellileri işittim, başımdan geçti. Bu tecellileri anlatmak, onları hikaye etmek için değil, bunların imanı takviye hususunda büyük tesirlerini arz etmiş olmak için bunları yazıyorum. Bu kadar misal sanırım kafidir. Yine Yaman Dede'nin bu ifadeleri Hazreti Mevlana'nın şu tavsiyesinin 20. asırdan yükselen feryadından başka bir şey değil. Türkçe derslerine gider. Bu yıllar Yaman Dede'nin muhitiyle iyice irtibatının zayıfladığı yıllardır. Bu yılları anlatırken bir mektubunda şöyledir. Muhitimin iç alemi, orada duyduklarımı, hissettiklerimi nasıl anlatabilirim? Kelimeler aciz, bu fakir, naçiz, ne söyleyebilirim? Yaman Dede'nin bu ziyaret esnasında içten içe yanan duyguları bir müddet sonra iki manzume ile ruhundan fışkırmıştır. Birisi şu başlığı taşır, Cananımın hariminde, yani Hazreti Mevlana'nın huzurunda, diğeri de ağlatma beni. Bir iki mısrayı okuyarak devam edelim. Süremiz sınırlı. Geldim sana kan ağlayarak, sızlayarak bak. Aşkınla yanan benliğime durma hemen ak. Ak sönmesin ateş, alevim dinmesin ancak. Ağlat beni, inlet beni ta haşre kadar yak. Yak sinemi, ateşlere efkanıma bakma. Ruhumda yanan ateşe niranıma bakma. Yaman Dede Aşıklar Kâbesi'ni ziyaretinden 3 gün sonra 23 Mayıs 1939 tarihinde Ankara Radyosu'nda 18. asır Galata Mevlidi Hanesi hücrenişinlerinden Esrar Dede'ye dair bir konuşma yapar. Dönemin siyasi konjonktürü gereği bu tür bir konuşmanın Ankara Radyosu'nda yapılmış olması dikkat çekicidir. Yaman Dede'nin henüz resmi olarak Diyamandi Keçeoğlu ismini taşıyan bir Hristiyan olarak görülmesi olumsuz tepkilerin önüne geçmede zahiri sebeplerden biri olarak etkili olmuştur denilebilir. Konuşma birçok olumlu tepkiler alır, daha sonra bir mecmuada yazılı olarak neşredilir. Dönemin tanınmış edebiyatçı ve şairlerinden İbrahim Alaaddin Doksa, Yaman Dede'nin bu konuşmasıyla ilgili 3.9.1940 tarihli 7 gün mecmuasında Yaman Dede'ye açık bir mektup yazarak ona olan takdir ve iltifatlarını belirtir. Yaman Dede bu zata verdiği cevabı mektubunda şöyledir. O büyük iltifatlarınız o ulus sultana racidir. Ben bir kamış parçasından başka bir şey değilim. Bin bir yaralı bir ney, dudaklar onun, o üflüyor. Yaralı bir gönülden hazin ve dertli bir ses geliyor. En büyük aşıka, en büyük aşk ile bağlandım. Artık yalnız onu söylemek istiyorum. Heyhat söylemeye mecalim. Susmaya tahammülüm yok. Geçen gece rüyada anlatıyordum. Galiba ömrüm sonuna kadar artık yalnız, yalnız onu söyleyeceğim. Başka her ne söylemek istesem ağzımdan Mevlana çıkıyor.
Yamande'de 1940 ve 41 yıllarında Saint-Louis Fransız Ruhban Okulu'nda yine Türkçe derslerine girer. Okuldaki rahip adaylarına Mevlana sevgisini nasıl aşıladığını şöyle anlatır. Öğrenciler arasında Mevlana aşıkları, Fuzuli hayranları yetişti. Dersten çıkma zili çalınca hançer darbesine uğramış gibi derinden ah çekenler olurdu. Onlara şu yolu gösterirdim. Mesele imam veya papaz olmakta değil. İmam camide, papaz kilisede vaaz verirken taşlar dile gelmeli. Çalışın, böyle bir vaaz verin. Bu fakir hocanız iftiharla gelir, elinizi öperim. Ve tarihler 12 Şubat 1942'yi gösterdiğinde Yamande'de yaklaşık 40 yıl önce gönlüne düşen hidayet tohumunu artık resmiyete dökme ihtiyacı hisseder. Diyamandi Keçioğlu, Mehmet Kadir Keçioğlu olur. Bu süreci şöyle anlatır kendisi. İşte böyle saklı devam ederken Himalaya dağı kadar bir dalga geldi. Beni aldı, götürdü. Yunus Emre'nin dediği gibi beni benden aldılar. O hale gelmiştim ki Müslümanların diri diri yakıldığı bir vahşet. O hale gelmiştim ki Müslümanların diri diri yakıldığı bir vahşet diyarında bulunmuş olsaydım ortaya atılacak ve zevk ile yanacaktım. Yamande'nin Müslüman oluşunu 15.2.1942 tarihli Tasvir-i Efkar gazetesi manşetten verir. İsminin değişmesiyle birlikte yeni dönemi ise Yamande'de şöyle anlatır. İsmimle birlikte aile hayatım da değişti. Bir çile devresi başladı. Fakat bu şikayet değil, hikayet. Ondan sonra Ortodoksluk çevresinden bir kin tufanı da koptu. Bana çok bağlı olan refikam ve kızım bu vaziyeti hazmedemediler. Patrikhane bu haberi alınca altüst olmuş. Refikama telefon ederek bildirmişler ki, kendi dinleri bir Müslüman ile aynı taban altında yaşamaya müsait değildir. Yamande'de yuvasını bozmamak için hayli uğraşır. Dinleri aynı şehirde bulunmalarına müsait değilse Erzurum'a dahi gidebileceğini söyler. En uzak şehir demek ki o zaman Erzurum. Ancak dedenin bu teklifi kabul görmez. Aileye gelen baskılar sonucu Yamande'de 55 yaşındayken bunca yıl emek verdiği yuvasını terk etmek zorunda kalır. Şöyle der, vaziyetim bu süreci anlatırken, vaziyetim başkalarını feda etmek şeklinde değildir. İdealim için kimseyi feda etmedim. Diri diri yakacaklarını bilsem içimdekini saklayamaz hale geldim. Bundan dolayı benimle birlikte yaşamayı kendi dinlerine aykırı buldular. Bizde illallah yok, eyvallah var. Şubat ortalarında karlı bir gecenin saat 9'unda Üsküdar'ın selamsız yokuşundan bir gölge gibi iskeleye aktım. İçimden de kanlar aktı, uzun zaman aktı. Başka bir şey için değil, onlar ıstıraptadır diye. Başkalarının ıstırabı da sevinci de bana büyüyerek aksediyor. Ben bir ceviz kabuğu, gelen ise Himalaya kadar muazzam bir dalga. Destü payı bağlıdır, biçare kurban neylesin? Tepeme bir yıldırım düştü. Alevler içinde kaldım, kimseyi feda etmedim, yalnız yandım. Hali sektim zail olmaz, mısra ile başlayan gazelimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bunun son mısrağından son beytini okuyayım. Bir harabender harabım, şehriyar olsam da ben. Kabrimin topraklarından uyu miskir yükselir. Bitse ömrüm, dursa kalbim, haksar olsam da ben. Evinden ayrıldıktan sonra kız kardeşinin yanında kalmaya başlar. Bu süreç Yamande'nin hayatındaki ıstırap dönemidir. Sufi literatürdeki ölmeden önce ölüm, iradi mevt dönemidir. Dedenin lisanından bu süreci ilişkin yine mektuplarından derlediğimiz ifadeleri şöyle ifade edelim. Bir müddet şu kocaman küreyi adeta omuzlarımda taşıdım. Sonra bir an içimde ıstırabım dindi. Demek ki kafi gelmiş. Her derdi veren o, alan o. Her bir hadisede bin bir hikmet vardır ama biz anlayamayız da kederleniriz. Bugün kederlenmek istesem de kederlenemem. Hamden, sümme hamden.
bir insan bir başka mektubunda, bir insan Mevlana'yı severse onun keder ve hüzün duyma kabiliyeti mahvolur. Yaman Dede'nin mahvu fenası tam da sufi literatürdeki fena aşamalarına denk düşer. Fena fi şeyh, fena fi rasul ve fena fillah. Hazreti Mevlana ile yaşadığı aşk onda Resulullah aşkını ve Allah aşkını intihac etmiştir. Diğer bir ifadeyle aynı ilahi nurun aşkı her mertebede Yaman Dede'yi farklı bir mazhardan yakmıştır. Şimdi onun fena fi rasul aşamasına ait olan bazı terennümlerinden örnek verelim. Kısaca geçiyorum. Ya Habibi Huda, ya Şefii Ruzu Ceza, ey yaralı gönüllerin şifası, ey dertlilerin devası, ehli kebair-i şefaat tefsir buyuran Mahbub-i Kibriya, senin aşkınla nasıl yandığımı biliyorsun. Senin nam-ı mübarekinle tezyin-i cenan-ı zeban ederken, iştiyakınla da korku ile de titriyoruz. Korkuyor ve titriyoruz ki bir hataya düşmeyelim. Seni iğnenin binde biri kadar gücendirmektense diri diri yanmaya razıyız ya Resulallah. Bizi diri diri yak. Yak ya Resulallah. Mektubu yazdığı öğrencinin ismi Aynur. Ah Aynur, harap oldum. Hepimizin bildiği tasavvuf musikisi konserlerinde hep söylenen peygamberimize yönelik yazılan en güzel naatlardan birisi olarak kabul edilen dahilek ya Resulallah gönül hun oldu şevkinden diye başlayan naat da Yaman dedemize aittir. Yaman dedenin fena fir resul aşamasına ait tezahürlerinden birisi de dedenin Eyüp el-Ensari bağlılığıdır. Eyüp ziyaretlerinin Yaman dedenin hayatında çok özel ve müstesna bir yeri vardır. Eyüp el-Ensari hazretlerini ziyaret etmeyi haftalık haccı olarak görmektedir. Pazartesi ve cuma günleri gider. Pazartesi tenhalığın bereketi, cuma günü cumanın bereketi vardır der. Bir vakasını anlatmadan geçemeyeceğim. Süremizde az kaldı. Eyüp Sultan Camii'nde bir cuma namazından sonraki bir vakasını bir mektubunda şöyle anlatıyor. Cuma namazından evvel Kur'an-ı Kerim okunurken içimde şu emel yanmaya başladı. Bunu dinlerken tasavvuftaki iradi mevt bahsiyle birlikte düşünmenizi istirham ederim. Cuma namazından evvel Kur'an-ı Kerim okunurken içimde şu emel yanmaya başladı. Kendi kendime dedim ki, namazdan sonra herkesten evvel camiden çıkayım, kendimi kaldırıp mermere atayım ve şöyle feryat edeyim. Ey Müslümanlar, Allah'ı Resulullah'ı seven beni çiğnemeden geçmesin. Bu saadeti hayalen yaşadım. Bütün ehli İslam adeta beni çiğnedi geçti. Bunun sonsuz ifadesi, imkansız saadetleriyle mestu harap oldum. Taşlar saadetime gıpta etti, güvercinler bu saadeti uhrevi namelerle bestelediler. Bu satırları kalbimin kanıyla yazıyorum. Ben kendi yazdıklarımı da anlayacak halde değilim. Bir sultanın eşiğinde boğazlanmakta olan bir kurbanda anlayıştan zerre kalır mı? Bu iş haşre kadar sürecek. Haşre kadar beni boğazlayacaklar. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'deki si ifadesini bakın ne kadar denk düşüyor. Hazreti Mevlana şöyle buyuruyor. Ya kirami irhamu ehlel heva şe'nuhum virdu teva ba'det teva. Ey azizler, aşıklara acıyın. Onların şanı helak olduktan sonra bile helak olmaktır. Dede 1942'de Nottam Lisesi'nde edebiyat din dersi ve çeşitli liselerde öğretmenlik yapar. Bu dönemde öğrencilerine yazdığı mektuplar, 1942-46 yılları arasında yazdığı mektuplar, dedenin aşk ve irfanının ilhamlarıyla doludur. Mektuplar kendisine, malumunuz tasavvufi gelenekte mektubat bir gelenektir, mektup yazma geleneği. Ehlullah'ın bazısı irfanından yansıyanları, ehline mahsus mektuplar şeklinde kayıt altına alır. Mektubat-ı İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Halid-i Bağdadi meşhur örneklerden bazılarıdır. Yaman Dede de ilhamlarının mektuplar şeklinde zuhur ettiğini ifade etmektedir. Bir ifadesini aktarayım. Şunu arz edeyim ki, bu mektupların yazılması bu fakir için bir nevi ibadettir. Bir başka mektubunda şöyle diyor.
Benim aziz çocuklarım, gönlümün sururu, vicdanımın gururu, gözümün nuru çocuklarım, size hayatımın kitabını, ıstırabımın kitabını yazmak istiyorum. İstiyorum ki ruhumun sesli ve sessiz feryatları, gönlümün yaşadığı iç alemi benimle birlikte uçup gitmesin. Onları size yadigar bırakmak istiyorum. Beni anarken onları da düşünürsünüz. Tahmin ediyorum ki bundan manevi kazancınız olur. Ruhumu da şad edersiniz. Bir başka mektubunun son ifadesini okuyayım. Benden sonra çocuklarımdan birinin bir an duyacağı bir sevinçle toprağımın her zerresi güler, elemiyle de inler. Yaman dedenin aşka dair söylediği tamamlayıcı mahiyette dikkati çeken bir husus var. Şöyledir. Aşk muhakkak ibadetle bütünleştirilmelidir. İfadesini aynen aktarıyorum. Sanıyordum ki aşkın alevleri beni canana ulaştırabilir. Zaman ile öğrendim ki aşk yalnız kaldıkça tek kanattır. Kitabullah'ın çizdiği yolda fiilen de yürümek lazım. Ateş gemiyi yürütür fakat ummanın nihayetsiz sularında ulaşmak istediğiniz noktaya yönelmek için pusulaya ihtiyaç vardır. Bunları öğrendim elhamdülillah. Yaman dede 1946 yılından sonra ikinci evliliğini yapar. Eşi Hatice Hanım ilkokul öğretmenidir. Etrafında sevilen bir hanımdır. Pamuk anne diye hitap edilir kendisine. Bu dönemde yeni açılan İmam Hatip Okulu'nda ve 59'dan itibaren Yüksek İslam Enstitüsü'nde edebiyat ve Farsça dersleri de girer. Bu dönemle ilgili Marmara İlahiyat Fakültesi'nin genel sekreterliğinde yapmış olan Ahmet Karaman, dede ile ilgili şöyle bir hatırasını naklediyor. Bir gün dersler bitti, okuldan çıktık. Saat öğlen vakti. Taksim'e doğru gidiyorum. Bir baktım Yaman dede. O mescidin duvarına yaslanmış, sanki son nefesini veriyor gibi bir hali var. Halsiz, mecalsiz. Hocam hayırdır, geçmiş olsun, neyiniz var, hasta mısınız dedim. Baktım hoca ağlıyor. Hocam niçin ağlıyorsunuz, başınıza bir şey mi geldi dedim. Şöyle çok ince, tiz, ipil ipil dökülen bir sesle, hayır yavrum, hayır dedi. Resulullah aklıma geldiği zaman kendimi kaybediyorum. Ayakta duracak mecalim kalmıyor. Ya bir yere dayanmam gerekiyor ya da oturmam icap ediyor. Toparlıyorum efendim. Dede son dönemlerinde çok hasta ve bitkin olmasına rağmen Yüksek İslam Enstitüsü'ndeki derslerini aksatmamaya çalışır. Dedenin öğrencilerinden Profesör Bekir Topaloğlu o dönemle ilgili şöyle bir hatırasını nakleder. Çok rahatsız olduğu halde takatini zorlayarak mecalinin son kertesine gelinceye kadar dersleri terk etmedi. Bir gün yine rahatsız olduğu halde derse gelmişti. Sınıfta baygınlığa benzer bir şey geçirdi. Ben aldım hocayı Acı Badem'deki evine götürdüm. Bir daha derslere gelemedi. Yaman dedenin hastayken, yatağındayken meşhur Yanan Kalbe Devasın Sen, naatının da bestekarı olan ve 2003 yılında vefat eden merhum Doktor Ali Kemal Belgrand'ı hasta yatağındayken Yaman dedeyi ziyaret eder. Bu ziyaretle ilgili Belgrand'ın ifadelerini aktarmak istiyorum. Konya'da lise talebesi olduğum günlerde Hazreti Mevlana ile ilgili toplantıda bir konuşma dinlemiş, Yüce Peygamberimiz ile Hazreti Mevlana hakkındaki şiirlerini gözyaşlarıyla okuyan bir zata şahit olmuştum. Yıllar sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olup Konya'ya yerleştim. Bu devre içinde adı geçen muhteremi bir daha görme imkanı bulamamıştım. Gün geldi bu zatın Yanan Kalbe mısra ile başlayan naatini bestelemek şerefine nail oldum. Bir vesileyle İstanbul'a gelmiştim. Gönüldaşlarım ile birlikte Yanar dedemizi ziyaret etmek istedik. Dedenin hasta olduğunu öğrendik, devlethanesine gittik. Zayıf, nahif, ruhani ve gerçek manada bir derviş hüviyetindeki bu zatın huzurunda bulunmak bahtiyarlığına eriştik. Konya'dan geldiğimizi söyledik. Konya kelimesini duyunca, vay sizler hünkârın diyarından mısınız feryadını duyduk. Sükunet avdet edince, efendim zat-ı âlinizin Yanan Kalbe diye başlayan naatinizi huzur-u âlinizde okumama iltifat buyurur musunuz dedim. Estağfurullah buyurun dediler. Okumaya koyulduğum anda o süzgün gözlerden yaşlar dökülmeye başladı. Yüksek müsamahasından cesaret alarak
Dede ilk kez besteyi bu zaman duyuyor. Yüksek müsamahasından cesaret alarak bir de bunu bestesiyle okumamıza ne buyurursunuz dedim. Müsaadeyi alınca gönüldaşlarımızla birlikte Rast makamındaki bu besteyi okumaya başladık. O andan itibaren artık olan oldu. Hazret feryat etmeye başladı. O yorgun ve bitkin haline rağmen ayağa kalktı. Vecd halinde kendini duvardan duvara vurmaya koyuldu. İşte bu esnada Refika-i Muhteremeleri, ne olur lütfedin, okumaya devam etmeyin. Hastadır, yakında kalp krizi geçirdi. Böyle bir hale tahammülü yoktur, dedi. Bir müddet sonra ellerini öperek, dualarını alarak huzurlarından ayrıldık. Şunu samimiyetle arz edeyim ki, uzun yıllar geçmesine rağmen bu tabloyu tasvire halimin, kalemimin, ifademin yetmediğini itiraf ederim. Nihayet Yaman Dede 3 Mayıs 1962 Perşembe günü saat 2.15'te Cenab-ı Hakk'a yürümüştür. Merhum Karacahmet Mezarlığı'nda Küçük Selimiye Çiçekçi Camii'nin karşısında metfundur. Öğrencilerine yazdığı mektuplarında genellikle dedenin duası şudur. Sizler için dua budur der. İki dünya saadetine, rıza ve cemali ilahiye nailiyetiniz için dua etmekteyim. Sizden de aynı duayı rica ederim. Dilerim bari Huda'dan cümlenizin bütün zerreleri aşkın birer volkan olsun. Saygılarımla. Teşekkür ediyoruz şimdi.